Tekrar merhaba. Cem Erciyes'te Pelin Batu ile Ezel Akay ile beraber Türkiye'deki sanat ve siyaset ilişkilerini konuşmaya devam ediyoruz. En son Pelin Çin'e Batu bize sanatın artık birçok sanatsal etkinliğin Çin'de olduğunu, Çin'de yer bulmaya başladığını söyledi. Ama Çin'e bir gitmeyelim, bir duralım gene de. Çünkü biz tam Çin edebiyatına sardırmıştık ben çok, arada. Ben çok hazırlıklı değilim Çin konusuna. Aklıma gelmemişti o tarafı, pek çalışmamıştım. Çalışmadığım yerden çıktı. Yine siyaset kısmına biraz dönmek istiyorum. Sanat kısmında biraz zayıf olduğu için bu tarafa da meyil ediyorum. Ezel Bey, benim de Türk sinemasındaki en sevdiğim filmlerden biri sizin çekmiş olduğunuz o Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filmi. Ve gerçekten de sanat siyaset ilişkisinin de göbeğinde olduğu da bir film. Ve işte en sonunda da kötü bir sonla bitiyor. Yani gerçi izlemiş olanları da sonunu vermiş olduk ama adı öyle. Yani zaten ben bilerek koydum adı. Titanic. Sonunu biliyoruz ama bak seyrediyoruz. Evet. Hakikaten de yani o filmde şunu da gösteriyordunuz anladığım kadarıyla. Yani birçok şeye değiyordu o film. Yani işte, Türkiye'de yani Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan zamanında geçiyor. İşte Orhan Gazi zamanında geçiyor ve Müslümanlaşma macerasını da anlatıyor. Oralara da dokunuyor. Aynı zamanda işte sanatın nasıl devletin merkezileşip despotikleştikçe özgür bıraktığı sanatı ne kadar üzerine örtmeye çalıştığı ve denetlemeye çalıştığı da ortaya çıkartan bir film. Ve bu film özelinde soracağım. Bu film çıktıktan sonra mesela devlet katından ya da ona yakın kesimlerden ya da işte daha devletin geleneksel kısımlarına yakın eleştirmenlerden vesaire nasıl tepkiler aldınız o filmle ilgili? Çünkü çok birçok ciddi noktaya temas eden bir filmdi. Evet. Yani ben böyle bir özel bir baskıyla falan karşılaşmadım. O filmin çıktığı dönemler baskı yapılan dönemler değildi. Baskı denen şeyin popülerleştiği dönemler değildi. 2007'di değil mi? 2007-2006. Sanırım 2011'den sonra zaten. Tabii bu konu Gezi'den sonra bu kadar abardı yani aslında. Ondan önce de yani işte 2011'den yani başlayarak bir eğilim yine gördük. Yine bir 45'in üstünde alınca böyle bir... Evet yani böyle... artık biz idealist misyonumuzu, ideolojimizin gerektirdiği şeyi yapmalıyız. Hatta o Babuşçu'nun bir lafı vardır ya. Evet, o çok iyi. Önemli. O bence çok önemli. İstanbul İl Başkanı bundan sonra liberallerle ortaklığımız bitti. Evet. Sonra yalanladı galiba ama böyle bir yarım ağız yani yalanladı. Çok anlaşılır bir şey yani o hissediliyordu, bekleniyordu böyle bir şey. Yani bir gariplik yok onda. Yani biz gönül eğdiğimiz, oy verdiğimiz ya da gönül eğdiğimiz bir hareketin bir faydasını gördük. O bir liberalleşme, bir özgürleşme, bir demokratikleşmeye AK Parti'nin varlığı katkıda bulundu. Fakat esas problem de orada hükümet kendi ektiklerini biçemiyor. Yani çünkü sen işte çocuk doğuruyorsun ihtimamla ama ondan sonra çocuk geliyor seni eleştiriyor. Doğurmayacaktın onu. Doğurdu, belliydi zaten yani sen öyle bir insansın ki yani aklı başında bir çocuk yetiştirirsen eleştirir seni. Aynen böyle oldu. Bunu gördük, bunu yaşadık. Aklı başında çocuklar mı yetiştirebildi hükümet? Fena değil mi? Bazı aklı başında çocuklar yetişti. Yoksa Gezi olmazdı. Yani biz 10 yıldır yaşıyoruz işte bu siyasi ortamın içinde. Ne doğduysa bu siyasi ortamın içinde doğdu. İyisiyle de kötüsüyle de. Ama demokratikleşme böyle bir şey. Başına bela olur insanın. Yani senin... Özgürlük dediğin şeyi o da özgürlük olarak anlıyor çünkü. Sonra sen gidip gerekli değil sağlam irade daha önemli diyorsun. Bir dakika ben özgürlük diye ben vardım burada ben ona alıştım diyor karşı tarafta. Büyük bir başa bela. Yani geriye döndürülmesi mümkün değil. Ancak iç savaşla mümkün. Hepimizi bekleyen geçmişten beri demokrasinin kılıcı olarak bu ülkenin insanların tepesinde sağlanan kılıç odur. Ve biz ondan kurtulmaya çalışıyoruz aslında. Burası birbirini yiyenlerin ülkesi maalesef. Amerika gibi biraz. Yani o Amerika da öyledir. O kadar çok iktidar odağı var ki orada da insanlar birbirlerini yiyerek büyümüşler. O Gangs of New York aslında büyük bir metafordur. Scorsese'nin filmi New York çeteleri. Aslında Amerika'nın nasıl kurulduğunu, nasıl oluştuğunu, hangi çatışmalarla büyüdüğünü birbirini yer. Yani New York'taki çetelerin birbirini yiyişini anlatır aslında. Son filmde bence onun devamı gibi. O da onun devamı. O da finans piyasasının, brokerların para gözlerin aslında değil nasıl birbirini yani yediğini. Yani o kurucu der. Unsurlar açısından ben çok Avrupa'dan çok Amerika'ya benzetiyorum Türkiye'nin durumunu, bu toprakları. Yani herkes kaçıp gelmiş buraya da. Ve burada artık hani buralılık diye bir şey var. Köklerde devam ediyor ve hep bir iç çatışma olmuş. Hacivat Karagöz
filmi tesadüfen birçok kere konu oldu. Orada yani çünkü hakikaten siyasetle mizahın, sanatın ilişkisini anlatan yani Cevat Karagöz olmasının nedeni de o. Sadece sen sonu tabii kötü bitiyor dedin. Bense öyle düşünmüyorum. Yani bu konuşmanın da hani şimdi konuşmayı almamın da nedeni o aslında. Onlar ölmediler. Kelleleri gitti. Fakat zaten var olmayan varlıklar onlar. Yani öldüremezsin onları. Hacivat ve Karagöz öldürmeye imkan yok. Çünkü yaşamıyorlar. Göbek delikleri yok. Hiçbir şeye bağlı değiller yani. Dolayısıyla sen onu öldürdüm zannedersin. Pelin'in de dediği gibi hop oradan metafor olarak karşına çıkar. Bu lafı söylemeyeceksin dersin. Tamam der. İyi bir sanatçı, iyi bir şaklaban. Hemen evet tabii öyle der. Sonra seni arkandan vurur. Onun zevki de oradadır. Seyirci çünkü ona o yasağı koyanı onun arkadan vurmasından çok hoşlanır. Konuklarımdan bir tanesi çok güzel bir örnek kullanmıştı. Mecliste birisi bu meclisin %50'si aptal demiş. Hayır diyemezsiniz meclise hakaret vesaire çıkmış. Haklısınız özür dilerim. Bu meclisin %50'si aptal değil. Sonuçta hani evet çok güzel teknikleri var bunu tabii, söylemenin. Tabii burası baskı yüzünden teknik yaratma ülkesi. Yani nasıl şimdi tüccarlar da öyle yapıyorlar. Yani sadece mizahçılar değil. Kanun konmuş ben nasıl delerimle başlıyor toplantı. Yani evet arkadaş yeni bir kanun çıktı. Şimdi bunu nasıl deleceğimizi avukat arkadaşlar da şey yapsınlar. Deyip onun yani, araştırılması. Ama şeydir yani girişimciler nasıl deleceklerine bakarlar kanunu. Bürokratlara ya da memurlara gideceğinizde de onlar da önce size bir işin nasıl yapılmayacağını anlatırlar. Evet. Yani önce engelleri size söylerler. Hani siz işinizi halletmek için gidersiniz. O size önce engelleri sayar. Şunun sebeple olmaz, bu sebeple olmaz. Ve o engelleri diye. Açmana yardımcı olacak tek kişi de benim der. Tabii. Maalesef oraya daha ağırı bu. Maalesef. Peki şu tartışma da var. Yani bu muhafazakar sanat hikayesiyle de yine yakından ilgili. Bu işte İslam duyarlılıkları olan kesim diyelim. Geçen hafta siyasal İslam üzerine bir tartışma yapıyorduk burada konuşuyorduk. Orada da hep üzerinde durulan bir konu hep kendini dışlanmış hissetme, parya olarak hissetme vesaire hikayesi. İşte Necip Fazıl'ın meşhur şiiriyle işte kendi memleketinde paryasın ifadesi. Onu şey de kullanıyor, Erdoğan da çok kullanıyor. Hep, bu ifadeyi de hep kullanıyor genel konuşmalarında da. Buradan... gerçekten Müslüman mağdur kesim... Mağdur edebiyatı diyorsun yani. Yani mağdur edebiyatı mı yoksa bunları küçümseyen bir kültürel oligarşi mi var? Aranızı almıyor musunuz Pelin? Özetle, hadi bakalım. Ya ben bir kere... Seni hiçbir böyle ne bileyim bir dervişle gezerken falan görmedik. Niye öyle yapıyorsun? Ya biliyor musun? Geçenlerde bu Bünyamin'in yürüyüşüne gittikten sonra bir arkadaşımla yürüyoruz. Bu, Suriye'de bir avukat kaçırılan arkadaşım. Gazeteci Bünyamin Aykın. Evet, Milliyet'ten arkadaşımız. Ondan sonra çıktık ve bu arkadaşım benim... Hatta ortak Ural vardır, sen de tanırsın. Tabii. Ural'ın çok yakın arkadaşı, sen de tanırsın. Neyse biz yürüyoruz, şimdi ismini telaffuz etmeyeyim çünkü kötü bir haber. Aynen şöyle oldu, sevgili falan değiliz, olabilirdik de değiliz ama. Ondan sonra Pelin Batu'nun tinerci sevgilisi diye çıktı. Üstüne, iğrencini söylüyorum sana, yok Suriyeli diye ne oldu, Ermeni diye ne oldu. Kürt diye ne oldu? Yani bunu böyle... Magazinde mi çıktı bunlar bu şekilde? Magazinde çıktı ama magazin ötesinde bütün bu sosyal medyada işte sözlüklerde, mözlüklerde bayağı bir hani tipinden dolayı direkt böyle hani düşün Ermeni falan bunlar hakaret olarak tinerci falan böyle kullanılıyor. Dolayısıyla bu hani... Çocukcağız paspal giyindi diye mi? Paspal giyindi diye mi çocukcağız yani niye mesela? Neden öyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Dolayısıyla yani bu hani beni göremiyorsun diyorlar ya görünce de yani onların kafasında böyle şeyler şey. Oluyor. Yani böyle ha beyaz Türk nasıl görünürsen böyle bir... Görünürsen elitsin, görünürsen de sapıksın. Falan filan. Neyse o işin espri parantez açtım. Bence bu ben bunu mağdur edebiyatı olarak algılıyorum bütün bu yapılanları. Ve her siyasetçinin de çok kolay başvurduğu bir tekniktir bu. Yani siyaset tarihine bakacak olursan özellikle... hani aristokrasiden değil, halktan gelen bir kesim oraya oturursa bir süre sonra bu edebiyatı yapmaya başlıyor. Bizi ezdiler, bizi yaptılar, bu yaptılar. Bu ülkede evet ezilen olmuştur, hepimiz de bir şekilde ezilmiştir. Beyaz Türk olarak da ya da entel dantel diyerek de ezilme söz konusu. İşte başörtülü bacım dedikleri
hanımlar da vakti zamanında ezilmiştir, üniversiteye girememek falan filan. Ben o zamanlarda ilk Türkiye'ye geldiğimde dehşetle izliyordum. Kızlar tuhaf tuhaf peruk takmak durumunda kalıyordu üniversiteye girebilmek için. Evet, o da olmuştur. 28 Şubat'ta olmuştur bilmem ne, ama şimdi bize kalkıp da biz ezildik, ezeriz de geliyor çünkü bu. Hiçbir edebiyat yapmasınlar diye düşünüyorum. Çünkü yani artık mağdur edebiyatı ikna edici bir tarafı kalmadı. Hiç ikna olmuyorum. Çünkü sonuç itibariyle ötekileştirip, milli iradeye sırtı dayayıp, diğer tarafı böyle bizden değil diye bakıp, şu kadarcık bile bir üzüntü yaşamayan, o Berkin diye bir çocuğun 14 yaşındaydı, 15 yaşında komada girdi, hastanede yatıyor oluşunun, bir çocuğun dövülerek ölüşünün, öldürülüşünün vesaire, bunları yan yana koyunca bunlara hiçbir şekilde bir sempati, empati, üzüntü duymayan bir şey, mağdur edebiyatın yapma hakkı yok diye bakıyorum ben. Peki bu yani hep böyle mi gidecek? Bugün bu iktidar değişti, tam tersi fikirde bir iktidar geldi diyelim. Onlar da benim entel bacımın resimlerine, heykellerine karıştılar mı diyecek o da? Mesela o da öyle bir şey mi diyecek? Yani hep böyle bir kamplaşma içinde mi gideceğiz? Ya bir, bu ülkede şey kolay. Eğer siz ve biz diye ayırmak istiyorsanız gerçekten çok fazla. Çünkü öyle bir çeşitlilik var burada. Yani dindarlar, dinsizler diye ayırabilirsiniz. İşte Kemalistler ve ne bileyim muhafazakarlar diye ayırabilirsiniz. Eskiden içki sağ içenler, soldu. İçmeyenler diye verirse sağ sol diye ayırabilirsiniz. Yani sizin niyetiniz bölerek oyları toplamaksa bir siyasetçi olarak karşı kampı yaratmanız çok kolay. Buradaki sır siz ve biz kelimesinde. Bir siyasetçi siz diye konuşmaya başladığı anda benim gözümde artık demokratik tehlikeye dönüşmüştür. Onun söylemleri. Çünkü insanlar etkilenir. Siyasetçi niye? Evet. Tabii. Siz ve onlar. Siz ve onlar. Ben, benimkiler ve sizinkiler. Yani bu dünya, bu ülke için en tehlikeli şeylerden biri bu. Biz tam tersine hepimiz demeye çalışırken hep ortaya birden karşı kamp ben ve sen çıkmaya başlıyor. Herkes aynı kavramla konuşuyor. Çünkü siz iradenize sahip olabilirsiniz, kendi fikrinizi söylemeye çalışabilirsiniz ama kahvehanelerde, orada burada, sokakta en popüler bir lidersiniz. Yani oy vermiş evet. Adam sana, senin sözüne bir değer veriyor. Sen onun ağzına ne laf söyleyeceğine sen karar veriyorsun. İster istemez. Hop bir bakıyorsun. Hep selam verdiğim adam o bizden onlardan değil. O onlardan evet. Diye selamının tarzını değiştiriyor. Allah'a şükür ben Balat'ta yaşıyorum. Orada zaten yolda geçerken birbirini selamlamayana ayıp gözüyle bakıyorlar. Gerçek İstanbul orası. Türkiye'de çıkan bütün siyasetlerin, o toplam siyasi oyların aynısı Fatih'te çıkıyor. Yani çok ilginç bir yer mikroda orası. Mikroda görüyorsun evet, yani her şeyi. Her türden insan var. Ve ben ilk defa olarak İstanbul'da yaşadığıma çok seviniyorum Balat'ta yaşarken. Yani bir yerimi buldum gibi. Biraz da esnaflık yapıyorum orada. Çok ilginç yani oradaki konuşmalar, şeyler falan filan. Ezra, yani bu bölünme, sen bir şey sorabilir miyim? En muhafazakarı bile bu bölünme duygusundan, yani bu biz siz ayrımından rahatsız oluyor. Çünkü yanı başındaki adama siz demeye başlamak zorundasın ama o da esnaflığa ters. Selam vereceksin yani selamun aleyküm diyecek, sen de aleyküm selam diyeceksin. Selamını almamak ayıp, selam vermemek ayıp. Zaten 2-3 tane caddeden oluşuyor, herkes birbirini tanıyor. Oraya o biz siz ayrımı nasıl girecek? Yani gerginlik biraz yukarıdan aşağı mı empoze ediliyor? Evet, bence yukarıdan aşağı empoze ediliyor. Bu sanki oyları konsolide etme evet. Tekniği gibi. Yani bunlara zaten boş vermişim. Onlarda umut yok. Dolayısıyla bizi bir şekilde daha hani o adacığın etrafını timsahlarla çevrilip ortaçağ zihniyeti diyorum ya. Suni timsahlar koyup geliyor. Evet. Evet. Ama işe yarayan bir tekniktir yani bu oyları konsolide. Bakalım. Bakalım. Yok. Çünkü ben hala işe yarayan teknik diye son derece modası geçti diye düşündüğümüz eski tekniklere başvurulduğunu düşünüyorum. Ya, böl ve yönet gibi. Ben Gezi'de, Gezi İstanbul'dan ibaret değil, yeni bir dünya olduğunu Türkiye'de hissettim. Olumlu ve olumsuz taraflarıyla. Ve ona çalışmayacağı iddiasına bir kehanette bulunmuş olayım. Ben genellikle iyimser kehanetlerde bulunurum. İşim o benim. Ben asla çalışmayacağını düşünüyorum. Kesinlikle çok 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 ters tepeceğini düşünüyorum. Ve o ters tepme ortaya çıkarsa biz anlayacağız. Dünya değişmiş. Şimdi yeni kanunlar, yeni kurallar, yeni yaşama modelleri tahayyül etmemiz lazım. Ve ilk defa Türkiye'de
geçmişi ve bugünü değil geleceği düşünmek zorunda kalan yeni bir anlayış türüyecek. Yani Çin, belki bilim kurgu bile yazılabilir. Çin hilesi Bizans oyunu uygulanıyor diyorsunuz. Evet. Böyle en eski taktik. Evet. Konu illa bir Çin'e gelecek yani. Senin bunun içine çekmek için elinden geleni yapıyor diyorsun. Şimdi programın başından beri bir Bizans gidiyor, Çin geliyor. En son ikisi birleşiyor. Çin ve Bizans. Ama kadim düşmanlarımız tabii aynı zamanda. Tabii işte yani bütün mesele orada zaten. Aa, bir de İran'ı eklememiz lazım o zaman. Bir İran da var. Ne? Acem oyunu. Acem oyunu. Acem oyunu. Acem oyunu. Acem oyunu. O da fena durumda değil hakikaten. Bu demokratikleşmeyle ilgili ama bir problem işte. Yani bu oyları konsolide etmek için siz, biz yaratmak, belli bir tarafı dışlamak. Yani bu tamamen demokrasi kavramının yok edilmesi anlamına geliyor. Demokrasiye de niye ihtiyacımız var? Hani demokratik cumhuriyet dediğimiz şey ne? Hani herkesin belli bir konsensus, bütün toplumun bir konsensus sağladığı, farklı işte grupların, etnik kimliklerin, dinsel kimliklerin, sınıfların vesaire hiç değilse belli bir anayasal uzlaşma altında yaşadığı bir ortam. Evet. Sanatın buna nasıl bir faydası olabilir? Sanatın buna şimdi tam ne güzel siyaset konuşuyor. sanatın buna nasıl faydası olsun? İşte herkesin kendini ifade etmesiyle çok alakalı bir şey bu. Onun için şimdi onu düşünüyordum demin sizler konuşurken de. Şimdi muhafazakar sanat işte ya da bizim sanatımız hani sen şey diye sordun ya dışlıyor musunuz onları diye aslında. Şunu söyle, onun arkasında şöyle bir şey var. Türkiye'de işte AK Parti'ye oy veren diyelim kabaca insanları kültürel kodlarını temsil eden bir sanat ortamı yok deniyor. Ama bu zaten bir kendiliğindenlik içermek zorunda. Hani demokratik sistem içerisinde sen herkesin kendi kültürünü yaşama ve ifade etme kanallarını açık tutarsın ve oradan da insanlar kendi sanatlarını üretirler. Ayrıca, kendi varoluşlarını yaşarlar. Ayrıca bu bir yalan bence. Çünkü burada söz konusu olan iyi sanat, kötü sanat. Cem İsmet Özel diye birisi olamazdı o zaman. Yani Mustafa gerçi, Kutlu diye bir yazar var. İsmet yani Özel İsmet Özel'in yazdığı birinci dönem, ikinci dönem, üçüncü dönem diye ayırı vereyim hemen. Ben kendisinin yazdıklarının büyük bir hayranıyım. Ben de öyle. Yeryüzünde yazılmış en değerli kitaplardan birini yazmıştır. Şiir okuma kılavuzu diye bir şey. Yok öyle bir kitap dünyada. Tabii ilk üç dönemi var. Solcu dönemi, dindar dönemi, bir de çıldırma dönemi. O son dönemi gerçekten dışarıda bırakmak istiyorum. Bence o bir delilik hali. Yani kusura bakmasınlar, bir hakaret değil ama gerçek bir problem, zihni problem yaşadığını düşünmek zorundayım. Bir sanatçının kişiliğiyle eserlerini kesinlikle ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten böyle yani. Ben iğrenç insanlar gördüm. Muazzam şarkı söylüyorlardı. Gerçekten yani bamba melekler iniyordu yeryüzüne şarkı söylerken o insanlar. İsmet Özel'in şiirleri olamazdı eğer böyle bir yasaklama olsaydı. Onun ikinci dönem yazdığı şiirler, yani solcu döneminden sonra yazdığı şiirler Türk şiir tarihinin anıtlarındandır. Ama ben de muhafazakarım, niye benim şiirlerim yayınlanmıyor diyenlerin önce bir şiirlerine bakmaları lazım. Yani abuk subuk şeyler, sanat diye sırf muhafazakarlar eziliyor diye onların özel bir kontenjan açmaya falan gerek yok. Sanatın hiçbir kontenjan açması doğru değil. Değil işte, tabii kendiliğindenlik olması lazım. Evet. Ama tabii yani şöyle de bir gerçek var. Yani gerek yani muhafazakar kesimin sevdiği ve herkesin de bildiği şairlerin sayısı azdır. Tiyatrocular neredeyse yok gibidir. Sinemacılar varla yok arasıdır. Ressam falan hiç yoktur gibi. Tabii ki var. Çıkar birileri yani. O da resim yapıyordu. Doğru. Yani böyle bir olgu var. Ama bu da zamanla çözülecek o zaman. Yani belki yani toplumsal işte ekonomik dönüşüm, siyasal dönüşüm oldukça hani daha fazla muhafazakar kesimi sevdiği tiyatrocu çıkacak yani. Yani bunlar da bu işten hiç anlamazlar kardeşim. Hani nasıl bunlar resim yapmayı da bilmez, roman yazmayı da bilmez diyen bir kesim de var mı? De var canım, yok değil tabii ki. Yani böyle bir şey var. Hani şu benim demin söylediklerim de bu manaya çekilebilir ama ben onu öyle söylensin diye anlatmıyorum yok, bunu. Ben hani anlamadım. Ama yani diyen de var tabii. Ama var. Bu her zaman var. Yani sonuç itibariyle başka bir dönem olsa o zaman daha işte bu solcu at gözlüklü, her şeyi sadece Marx üzerinden okuyan bilmem ne olarak da eleştirebilirsin. Yani o da doğru. Evet, o da yapıldı, o da söylendi. Hani sanat yaşandı. İlkelse, bu şiir olur, resim olur bilmem ne. Yani zaten buna biz karar vermiyoruz. Tarih bir şekilde süzgeçten, tabii ki bazen şans eseri bazı şeylerde sivrilebiliyor ama sonuç itibariyle iyi bir şeyse o kalıyor zaten. Dolayısıyla hani yerde tepinip bizi dışlıyorlar falan meselesi bir süre sonra zaten
defunct bir konuşma oluyor. Çünkü eserini koy, eser aynen. üzerinden konuşalım meselesi. Konuşmayacaksın, yapacaksın arkadaş. Aynen. Yani, aynen. Evet, yani filmini çekmenin bir yolunu bul ve çek. Yani insanlar izliyor zaten. Yani kitabını yaz, yayınlayacak bir sürü yayın evi var, yayınlanıyor. Yani bunları konuşmak çok boş. Yani bu kendi akışı içerisinde bir yolunu buluyor mutlaka. Yani sanatçının da hani üretmeye devam etmesi lazım. Son vakitlere girmeye başladık programda. O zaman ben de bir televizyon programı klasiği olarak herkesten son cümlelerini alayım diye böyle yaparlar bilmiyorum ama genelde böyle yapıyorlar. Yani adamın içinde bir şey kaldıysa söylesin. İyi biten her şey iyidir de ondan. Bu son cümleniz miydi? Yok değil. Bir tane daha söyleyeceğim. Buyurun. Ben söyleyeyim mi peki? Ya ben esas problemin yani hep böyle bir esas problem nerede diye bakmak zorunda kalıyorum. Çok fazla problem olduğu için. Özellikle sanat alanının da çok dikkatimi çekiyor. Bütün Türkiye için geçerli olan bir şey, sanat alanında bir tezahürü ortaya çıkıyor. Orada daha özel bir şekilde görünüyor. Yani siyasetle sanatın ilişkisinde ortaya çıkan şey aslında Türkiye'de var olanın devamı olmalı. Büyük ihtimalle oraya özel bir şeyden söz etmiyoruz. Korku bunun adı. Olağanüstü ağır, otosansürün de nedeni o. Olağanüstü ağır bir korku var. Tamamen tek tek konuştuğunuzda bağımsız insanlar bir kurulda bir araya geldiklerinde onlar için çok belirleyici hale geliyor bu korkuyla karar vermek. Korkuyla yönetmek gene bu ülkenin devlet geleneğinin önemli bir parçası. Valisinden tutun, sultanına kadar, cumhurbaşkanlarından başbakanlarına kadar, emniyet amirlerine kadar, Bekçi Murtaza'ya kadar herkesin yaptığı şey halkı korku aracılığıyla yönetmek. Biz de korkuyoruz. Ve tek bir ilacı var bunun, korkmamak. Bunu başarmak zor ama bu kadar basit. Yani ben bana yöneltilecek herhangi bir tehditten korkmazsam bütün o kurallar zaman içinde değişir. Şimdi konur, sonra başka bir şey olur. Tam tersine korkmadan karşı çıkıyor olmak, değiştiriyor olmak lazım. Gezide de biraz onu gördük. Evet. En azından bir korku eşiğinin aşıldığını evet. bahsedildi. Evet. Biz senden biraz kapatma cümleleri. Meşhur son sözler değil mi? Öyle demeyelim de. Meşhur son söz. Dur ben bunu tatayım. Ben hiçbir şeyden korkmam. Ben çok korkusuzum. Evet. Ya annemle sürekli yaşadığımız muhabbet zaten bu. Korkmuyorsun diyor, kızıyor bana. Ya şöyle toparlayayım ben de bütün bu konuştuklarımı. Çevreyle sanatı çok benzetiyorum. Her zaman bir lüks işi olarak görülür. Yani işte bu HES'leri protesto eden insanlar olsun, işte bir tiyatroyu ya da bir sinemayı korumak için protestoya giden insanlar olsun. Bu sadece hani 3-5 kişi zaten bu kadar büyük problemler varken ülkede bunlara mı kafaya takıyorlar? Ya da hani bu kimseye zaten çok fazla bir yararı yok falan gibi bir şey. Aslında en önemli şey bunları korumak. Çünkü bir, en başta söylediğimiz gibi bu sadece bizim değil. Bizim burada hasbelkadar buradayız, bu dönemde yaşıyoruz ama bizden sonra kalması gereken şeyler. İki, hakikaten lüks değil, sanat denilen şey Rusya'da en yokluk döneminde bir arkadaşım turneye gidiyor tiyatroda ve arkaya insanlar elma falan getiriyorlar. Afford edebildikleri şey o. Çünkü o insanlar o karanlık, neredeyse Kafkaesk korku ortamında bir nefes alabiliyorlar. Güzel bir şiirle, güzel bir filmle, güzel bir eserle. Bu da dünyadaki en büyük lütuftur. Belki de diyeceksin ki hani neresiydi orası? Bayburt oralı bu filmi görmedi falan. Evet, belki de hani klasik müziğe alışmamış kulaklar onun keyfine varmayabilir ama o da başka bir şeyin, müzik dalının, bir sazın keyfine varır. Evet. Dolayısıyla bunlar önemli olan hakikaten hem o zenginliğin farkında olmak hem de o sadece o 3-5 entel dantelin işi değil, hepimizin zaten bir zenginliği olarak buna sarılmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sen niye sarılmak gerektiğini düşünüyorsun Cem? Kültüre... ya. Şimdi son söz olarak hani şöyle söyleyeyim, toparlayıcı. Hakikaten bir kültürel dönüşüm de yapılmak isteniyor. Ve hani bu olacak iş değil. Bu hakikaten insan haklarına aykırı bir şey. Oysa ki hani kültüre önünü açmak ve herkesin özgürce üretmesini, özgürce ona sahip çıkmasını sağlamak lazım.
Onun için biraz sıkıntılı bir dönem şu anda yaşadığımız günler. Hani iyi şeylerin olma ihtimali yok değil. Hani TÜSAK diye konuştuğumuz şey öyle bir şey. Ama bunun arkasında iyi niyet eksikliği var. Onun ortadan kalkacağı bir zaman olsun. Bak programın adını da içinde geçirdim cümlemin iki defa. Özgürce. Onu fark ettim. Teşekkür ediyorum. Subliminal mesaj vermiş. o zaman kültürel dönüşüm kentsel dönüşüme benzemesin diyelim. Akıllı olma gibi olmasın diyelim. Bak ben de ona çok güzel oldum. Oraya aktardım. Programın da biraz süresini de aşmış bulunduk. Başka bir zaman tekrar bu konular üzerine konuşalım. Bu konuşmak dileğiyle diyeyim. İnşallah herkes için de faydalı olmuştur. Benim için çok şey öğrendiğim bir program oldu. İyi pazarlar diliyorum.